Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı öteden beri namaz vakitleriyle ilgili çalışmalarını çok ciddi bir şekilde sürdürmektedir. Bununla ilgili müstakil bir birimi var başkanlığımızın, vakit hesaplama birimi. Burada çalışan astronomlarımız var. Din İşleri Yüksek Kurulu önemli bir ilmi heyet Türkiye'de ve işin fıkhi boyutunu, dini boyutunu da Din İşleri Yüksek Kurulu ele almakta ve değerlendirmektedir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu çalışmaları konusunda halkımızın herhangi bir tereddüt yaşamaması ve başkanlığımıza güvenmesi hususunu özellikle ifade etmek istiyorum öncelikle. Bir diğer husus da tabii Ramazan'ın rahmet iklimine girdiğimiz bir dönemde her sene böyle bu konunun tekrar tekrar gündeme getirip tartışılması gerçekten bizleri üzmektedir. Çünkü hani ilmi platformda tartışılması gereken bir takım hususlar olabilir. İlim adamları arasında değişik görüşler, kanaatler olabilir. Ancak halkın bu rahmet iklimine tam da böyle halk bunun içerisine tam da bunun tadını almaya başladığı bir sırada bu tür tartışmaları halkımızı meşgul etmemizin çok uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bu konudaki kanaatimizi ifade etmek istiyorum. Soruya gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulamış olduğu imsak vaktindeki kriterler geçmişten günümüze ta Hicri 3. asırdan itibaren İslam alimlerinin, bütün İslam astronomlarının uyguladığı kriterlerdir. Tabi 1949 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Aksek İstanbul'da Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu Profesör Fatih Gökmen'in başkanlığında Ömer Nasih'i bilmem büyük bir alim herkes bilir. Kamil Miras yine büyük bir alim. Aynı şekilde bu Yusuf Ziya Gökçe, Muvakkit. Bütün bunlardan oluşan bir heyet de oluşturmuş. Onlar da bu kriterler doğrultusunda namaz vakitlerini belirlemişler. 1982 yılına kadar bu uygulamalar bu şekilde devam etmiş. 1982 yılında hesaplar son derece dakik bir şekilde yapılabildiği için hani önceden sadece büyük şehirlerin hesapları yapılabiliyordu İstanbul başta olmak üzere. Evet. Dolayısıyla ayrıntılı olarak diğer şehirler, büyük ilçeler falan yapılamadığı için ister istemez o zaman bir temkin vakti konuyor idi vakitlere. 1982 yılında bütün şehirlerin hesapları ayrı ayrı yapılmaya başlayınca Diyanet İşleri Başkanlığı biraz daha kolaylık olması açısından temkin sürelerini kaldırmıştır. Şimdi aslında bir tek farklı görüş var. Şu anda Türkiye'deki takvimlerde bazı kardeşlerimiz, bazı takvim yapan kuruluşlar önceki takvim uygulamalarını kaldırmadılar. Diyanet 1982 yılında kaldırdı. Onlar kaldırmadılar, devam ediyorlar. Bunu bir belki farklılık olarak görmemek lazım ama yeni ortaya atılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın insanları işte 1 saat 17 dakika, 1 saat 20 dakika veya 1 saat 9 dakika falan oruca geç başlattığını söyleyen bir yaklaşım var. Fıkıh kitaplarımızda orucun başlangıç vaktiyle ilgili elbette değişik görüşler var. Bunların içerisinde şaz olan yani çok itibara alınmayacak olan bir takım görüşler de var. Diyanet İşleri Başkanlığı bunların hepsinin farkında, bunları bilerek namaz vakitlerini belirlemektedir. Bizim yaptığımız uygulama, aldığımız ölçüler ve kriterler tarih boyunca bütün İslam astronomlarının uyguladığı kriterler yani Biruni'den Tusi'ye, Ali Kuşçu'dan diğer büyük astronomlara kadar uyguladığı kriterler. Hatta şimdi İbrahim Hakkı Erzurumi'nin bu 18. yüzyılın sonlarında belirlediği vakitlere baktığımız zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü vakitleriyle aynen örtüşmektedir. O insanlar nasıl tespit etmişler bugün o günkü şartlarda bunları? İslam dünyasında bugün uygulanan kriterlerle temkin süresinin buyurun kaldırıldığını söylediniz. Şimdi bu farklılıklar evet da ister istemez akıl karışıklığına neden olabiliyor. Bir düzeltme söz konusu olamaz mı? Neden düzeltilmiyor? Temkin vakitleri şunun için kaldırılmıştır. Temkin vakitleri daha doğrusu imsakten kaldırılmıştır. Güneşin batışında ve güneşin doğuşunda halen bir miktar temkin uygulanmaktadır. Bu bir zarurettir temkinin orada uygulanması güneşin doğuşunda ve batışında. Ama imsak vaktinden temkini Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırmıştır. Niçin kaldırmıştır? Hı hı. Çünkü imsak vakti bilimsel bir kriter olarak
bu astronomik Tan'ın başlangıcına, Tan olayının başladığı vakte dayanmaktadır. Dolayısıyla orada bir temkine ihtiyaç yoktur. Çünkü bizatihi kendi bu kriter bünyesinde kısmen temkini barındırmaktadır, ihtiyatı barındırmaktadır. Bu yüzden halk için daha kolaylık olması açısından temkin kaldırılmıştır. Önceden sadece İstanbul'da söz gelimi takvimler yapılıyor. Birçok şehirlere İstanbul'un takvimi uygulanıyordu. O zaman buna ihtiyaç var idi ama şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı bütün şehirlerin takvimlerini ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı yapmaktadır. Buna ihtiyaç kalmamıştır. Bu sebeple kaldırılmıştır. Ancak bazı kardeşlerimiz hala daha buna ihtiyaç olduğu kanaatiyle onu sürdürmektedirler. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vaktinden 20 dakika falan önce başlatmaktadırlar imsaki. Biz dikkat edilirse mutedil ortada bir yerde duruyoruz ve yaptığımız hesaplar sağlam temellere dayanmaktadır. Bu konuda halkımızın herhangi bir tereddüt yaşamaması gerekiyor. Peki vatandaşlar ne zaman sabah namazı kılmalı? Ezan okunduğu zaman hemen namaz kılınabilir miyiz? Normalde ezan okunduğu zaman astronomik olarak fecr-i sadık başlamış olmaktadır. Fecr-i sadığın başlangıcıdır. O vakitten itibaren sabah namazının vakti girer, yatsı namazının vakti çıkar. Fıkıh kitaplarımızda yatsı vakti ile sabah namazının vakti arasında bir boşluk yoktur. Buna mühmel vakit diyorlar bizim orijinal tabirimizle. Yani mühmel bir vakit yok arada. Yatsı vakti çıktığı zaman sabah namazının vakti girer. Dolayısıyla bu vaktin daha ileriye doğru kaydırılması demek yatsı vakti hususunda, yatsı vaktinin sonu hususunda tereddütler ortaya çıkarır. Bunun için o vakit bir sınır olarak belirleniyor. Ancak her şey bıçak keser gibi bir anda oluşamaz tabii bu sonuçta astronomik bir olay. Dolayısıyla biraz sabah namazını özellikle Hanefi mezhebinde sabah namazının biraz geç kılınması makbuldür. Hanefi mezhebinin bu görüşü de dikkate alınarak hemen ezan okununca değil bir süre sonra kılınmasını biz hep tavsiye ediyoruz. Ama ezan okunduktan sonra kılınan namaz geçerli olmaz diyemez hiç kimse. Çünkü astronomik olarak fecr-i sadık başlamıştır. Bunu kişi çok yüksek bir yerden bir süre sonra fark edebilir. Şehir ışıklarının olduğu yerlerde daha geç fark edilebilir. Fark edilişi daha sonra olabilir ama bilimsel olarak Tan olayı başlamıştır. Fecr-i sadık başlamıştır. Dolayısıyla namaz olmaz şeklinde bir şey söylenemez. Ama biz dediğim gibi Hanefi mezhebinde isfar dediğimiz sabah namazının biraz ortalık aydınlanmaya başlayınca kılınması tavsiye edildiği için bu doğrultuda biraz sonra kılınmasını tavsiye ediyoruz. Peki 2 yıl önce bu tartışmalar gündeme geldiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı bir çalışma yürütmüştü. Geçen yıl da çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Hangi çalışmalar yapılıyor? Bize biraz da bundan bahseder misiniz? 2 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile ortaklaşa bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya bir profesörümüzün başkanlığında bu alanda astronomi tahsili almış kişiler katılıyorlar. Bizim vakit hesaplama birimimizde çalışan astronomlar katılıyorlar. Bir de Diyanet İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarımız katılıyorlar. Çalışma 2 şekilde sürdürülüyor. 2 yıldır devam ediyor, 2 yılı aştı. Birincisi insan gözüne endekslenmiş cihazlarla ufuk gözlemesi yapılıyor. Akşam güneş battıktan sonra yatsı vaktinin oluşum vaktini belirlemek üzere bir de imsak vaktini belirlemek üzere sabah güneşin doğacağı ufukta gözlemler yapılıyor erken saatlerden itibaren. Bu gözlemlerde aletsel yani insan gözüne endekslenmiş aletlerle yapılan gözlemler tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyguladığı imsak vaktini teyit etmiştir. Tamamen pekiştirmiştir. Bu konuda bizde bir tereddüt bırakmamıştır. Ancak çıplak gözle yapılan gözlemler devam ediyor. Çünkü çıplak gözle yapılan gözlemlerde özellikle şehir ışıklarının, ışık kirliliğinin bulunmaması, hava kirliliğinin bulunmaması, hatta bir telefon ışığının dahi o anda bulunmaması son derece önem arz ediyor. Çok hassas bir gözlem gerektiriyor bu. Bu gözlemler yaklaşık 50 kadar gözlem şu ana kadar yapıldı.
Gözlemler sonucunda bir takım sonuçlara ulaşıldı ama bunun bir süre daha değişik mekanlarda, yani 3 noktada yapıldı şu ana kadar. Ankara'da Beynama Ormanları var, 1500 rakımlı bir tepe. Oradan yapıldı. Gerede'de Arput Tepesi var, 1900 rakımlı, oradan yapıldı gözlemler. Bir de Anamur'da deniz seviyesinde yapıldı. Ancak daha başka yerlerde bu gözlemleri de sürdürüp, hani başkanlığımızın önemli bir vazifesi bu vakitlerin tespiti, bu hususta her türlü tereddüdü ortadan kaldıracak sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Bu gözlemlerin sonuçları da tamamlandığı zaman halkımızla ve basınımızla inşallah paylaşacaktır. Peki namaz vakitlerinde özellikle bir yanlış var mıdır, doğru mudur şeklinde de sorular geliyor bir yandan. İsterseniz tekrar üzerinden bir geçelim. Şöyle ifade edeyim. Esasen Peygamber Efendimiz'e yani namaz farz olduktan sonra Cebrail Aleyhisselam gelerek bir gün namazları ilk vaktinde, bir günde son vakitlerinde kıldırdı. İki gün boyunca ilk gün ilk vakitlerinde, ikinci günde son vakitlerinde kıldırdı. Öğle namazından başlamıştı. Aslında bu da son derece dikkat çekici. Yani ben bunun bir mucize olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü öğle namazı ekvatordan kutuplara kadar hiçbir enlemde değişmeyen tek vakit. Bunun mukabili bir de gece yarısı. İkisi hiç değişmez. Ekvatorda nasılsa kutuplarda da aynıdır bu öğle namazı. Öğle namazından başlamıştı. Öğle namazı konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmıyor şimdi. Hiç kimse bu konuda söyleyeceği bir şey yok. Çünkü şey bellidir. Güneş tam tepe noktasına gelip batıya meyletmeye başlayınca öğle namazının vakti girer. Ve gölgeler bir misli oluncaya kadar, İmam Ebu Hanife'ye göre iki misli oluncaya kadar devam eder. Onun vakti çıkınca ikindinin vakti girer. İkindinin vakti de güneş batışına kadar devam eder. Ancak güneş batışı öncesinde bir kerahat vakti vardır. O kerahat vaktine bırakmamak gerekiyor namazı. Güneş batınca akşam namazının vakti girer. Güneşin battığı ufuktaki kızıllık, alimlerin çoğunluğuna göre, Hanefi mezhebinden İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a dahil, diğer mezhep imamları dahil, kızıllık kaybolunca, İmam Ebu Hanife'ye göre de ufuktaki beyazlık kaybolunca da yatsı vakti girer. Yatsı vakti de sabah namazı vakti girinceye kadar, yani sadık dediğimiz sabah doğu ufkunda ki beyazlık, yatay beyazlık, ufka yatay beyazlık başlayıncaya kadar devam eder. O vakit sabah namazının vakti girer ve güneş doğuncaya kadar devam eder. Bütün bunların hesapları son derece dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. Bunlar günümüz şartlarında astronomi ilminin ulaştığı seviyede herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yapılabilmektedir. Oruca başlanmış vaktiyle ilgili olarak şu bilgiyi de paylaşmam gerekiyor. Evet. Bu hususta fıkıh kitaplarımızda iki yaklaşım var. Bunlardan birisi az önce, yani Diyanet'in de benimsemiş olduğu, esas aldığı, sabah doğu ufkunda tan olayının başlaması, ilk defa fecr-i sadık dediğimiz beyazlığın başlaması ki vaktimiz varsa kısaca izah edeyim. Tabii, ben Hüsnü Hanım. Sabahleyin doğu ufkunda fıkıh kitaplarımızdaki tanıma göre ilk önce dikey bir beyazlık görülür. İki tarafı karanlıktır. Buna fecr-i kazif diyorlar. Yalancı fecr anlamında. Bu değildir imsak vaktinin başlangıcı. Daha sonra bu kaybolur. Bunun peşinden hafif bir karanlık çöker. Fıkıh kitaplarımızda böyle tarif eder. Ondan sonra ufka yatay bir şekilde ince bir beyazlık başlar ve gittikçe yükselmeye başlar. Bu beyazlığın ilk başladığı vakit imsak vaktinin başladığı vakittir ki fecr-i sadık diye tabir ediliyor. İslam alimlerinin bir kısmı bu vakitte oruca başlanması gerektiğini, aslında bu vakit sabah namazının başlangıcıdır, yatsı namaz vaktinin bittiği vakittir. İslam alimlerinden bir kısmı bu vakitte oruca başlanması gerektiğini söylüyorlar. Bir kısmı da hemen bu anda değil de biraz bu beyazlık hafif yükseldiği andan itibaren başlamak gerektiğini söylüyorlar. Bu da vardır fıkıh kitaplarımızda. Evet. Dolayısıyla bu da muteber görüşlerden birisidir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı burada ihtiyatlı olanı tercih ederek ilk ufukta beyazlığın başladığı vakti tercih etmiştir. Bunun dışında yine fıkıh kitaplarımızda çok farklı görüşler de var. Ta güneşin doğuşuna kadar, yani böyle şaz görüş diyoruz, itibar edilmeyecek bir takım görüşler. Ta güneşin doğuşuyla orucu başlatan şeyler de var fıkıh kitaplarında. Biz bunları hep görüyoruz. Ancak bunlarla halkımızın zihnini meşgul etmek doğru değildir diye düşünüyoruz.
Peki Sayın Keleş, çok teşekkür ederim. Neyle amel edecek sağlıkımız onu söyle, onu söylerim diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Keleş, yayınımıza katıldığınız